Sinema kültürü olarak ben daima normal sinema salonlarını tercih ediyorum. Yani AVM bana çok şey geliyor yani. Bizim anladığımız veya alıştığımız düzenli sinema salonu değil onlar. Orada her şey standart işte. Gideceksin hamburgerini alacaksın, kolonunu alacaksın yanına, sinemaya gireceksin, Batman'i seyredeceksin, o arada yiyip içeceksin. Sonra çık abi defol git. Formül bu. İster kabul et, ister etme. Bir çay içebilir miyim bu arada? Tamam. Sen bunu montajla atarsın. Evvelden 70'lerde, 80'lerde televizyon yok. İki ayak var. Avrupa yakası, bir de burası. Beyoğlu Emek, Kadıköy Rex. Seyircimiz gayet iyi olurdu. Şimdi Beyoğlu'nda birçok sinema kapandı. Seyircinin gelmemesinden dolayı. Film festivallerinde işte bayağı işlerimiz iyi oluyor. Normal günlerde öyle ağamşan bir iş yok. Evvelden seyirci çok gelirlerdi. Birdenbire seyirci düştü yani. Bu AFM'ler açıldığı zaman bütün salonlarda seyirci azalmaya başladı. Evvelden Beyoğlu'na gelirlerdi. Hep Beyoğlu'nda seyredirlerdi. İstiklal Caddesi'nde artık sinemalar, bağımsız sinemalar olduğu için iş yapmıyor. Kapitalizm seni o kadar çok böyle çevremiş ki seni kımıldaman mümkün değil abi. O ne isterse sen onu yapacaksın. Ha AVM'ye gidecek abi bu halk. O zaman işte ona uygun da konseptler sunuyor senin önüne. AVM diyor, yok HD diyor, yok stereofonik ses düzeni diyor. AVM'lerdeki onlar oraya ticarethane diye bakıyorlar. Zaten onlara göre sinema eğlence. Sinemaya gideceğim zaman daha çok tabii bağımsız sinemalara gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü onların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu alışveriş merkezlerinin esas amacı tüketim, alışveriş. Her şeyi bir arada, işte renklerinden tutun, bütün dekorundan tutun, her şeyi bir arada oraya gelen müşterileri tükettirmek amacıyla. Yemekler aynı yerde, çeşitli işte alışveriş alanları aynı yerde ve bunun içerisinde de sinema var. Yani buradaki sinemalar aslında sinemanın hani pek çok boyutu varken eğlence boyutunu karşılayan sinemalar diyebiliriz. Artık sinemanın dijitalleşmesiyle mesela 4K gibi sinema projeksiyonlarının çıkmasıyla beraber salonların bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı doğdu. Şimdi bu yeniden yapılanmayı tamamen bir yatırım ve karşılığının alınması gereken bir yatırım sinema salon sahipleri açısından. Şimdi böyle olunca bağımsız sinemalar bu bütün değişimi karşılayamaz duruma geldiler. Alışveriş merkezlerindeki sinema, yani kapalı alanların içerisindeki sinemaların birçoğu belli standartları koruyarak devam ediyor. Hayatını o şekilde devam ettiriyor. Ama bağımsız sinemalardaki o teknolojiyle beraber desteklenmediği için ufak sıkıntılar yaşıyorlar eminim. Ama tabii orada izlediğim sinemanın keyfi, alışveriş merkezlerindeki izlediğim sinemanın keyfi çok farklı tabii ki birbirinden. Salonun içine girdiğin zaman salonun büyüsü zaten filme başlamadan önce sizi eline alıyor. Şey vardı orada, yani kültürü hissedersiniz. Kültürüydü bizim için o sinemalara gitmek. Ama şimdi maalesef öyle bir şey yok.
Türkiye'de işte özellikle eşkıya döneminden başlayan ağır romanlar vesaire. O dönemden sonra Türkiye'de Türk sineması, o Amerikan Hollywood sinemasının aldığı oranı yavaş yavaş bozmaya başladı ve dengeler değişti. Sonrasında işte Nuri Bilge Sineması adı altında Zeki Demirkubuz'u vesaire, Yeşim Ustaoğlu gibi ustaların sinema bakışı Türkiye'deki özellikle o Yeşilçam sinemasını tamamen biçimsel olarak ve içerik olarak da zorlamaya başladı. AVM'lerdeki sinema gösterilen filmler daha çok ticari filmler. Bağımsız sinemalarda ise bağımsız yerli yapımları görmek mümkün. Onun için bu tür sinemalar gibi sinemalar kalsın da keşke bağımsız filmler yapılabilse. Yapılamaz. Bu şartlarda yapılamaz. Başka sinemanın da umut vadedici olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Zaten buraya gelen seyirci başka sinemanın şeyine konsümüne gelip de film izliyor. Normal filmde 10-20 kişi oynuyorsan şimdi 25-30-40-50 kişi oynayabiliyorsun yani. Yani filmine göre, filmine göre değişiyor. Festivalimiz çok iyi. Mesela film ekimi, bu sene film ekimi çok güzel gitti mesela. Şimdi festival ayrı bir seyircisi var. Festival deyince İstiklal Caddesi'nde film seyredilir. Festival seyirinde bütün sinemalar full doludur. Yani 10 gün çalışıyoruz, 10 gün, 10 seans, hepsi, bütün seanslar dolar. O ayrı bir zevktir, ayrı bir heyecandır. Onun seyircisi apayrı bir şeydir. Yani onunla kıyaslayamayız biz normal seyirci. Bizde festivaller olmasa, vallahi yanmış, çoktan şey derdik. Festivallerden biraz işte şey ediyoruz yani, idare ediyoruz. Festivaller olmasa var ya, yanmış, gitmiş. Belli sinemalara gelmeli lazım ki ayakta kalması için. Bu sinemanın ayakta kalması için seyircinin destek olması lazım yani. Devletin el atması lazım yani. Belli sinemalar kapandığı zaman ondan sonra bir daha açılmıyor yani. Şimdi bir hafta sineması gittiği zaman bir daha yerine gelir mi? Gelmez. Yani yılların sineması yani hafta sinema. Işıltılı dünyası, parayı verdiğiniz alana kadar olan her şey çok zengindir. Sonra bir anda ışıklar kesilir, siyah bir dünyanın içine girersiniz. Pek çok kişiyle beraber bir rüya hali içerisine giriyorsunuz. Karanlık bir ortamda bir alana giriyorsunuz. Son arka kapıdan eğer kapıya da geri dönüp baktığınızda o kapıda tek bir lamba bile yoktur. Yani siz de fark etmişsinizdir o durumu. İsim vermeyeyim şimdi, birçok sinema salonunun ön kapısı ile arka kapısı arasındaki farktır o. Tabii ki sokakta hayat var diyorlar ya Beyoğlu'na gezdiğinizde. Sokakta hayat yani Atlas'ta vardı. Sokağın hemen dibinden girebiliyorsunuz. Sadece oraya AVM olarak girebiliyordunuz ya da Emek Sineması'na öyle girebiliyordunuz. Beyoğlu'na öyle girebiliyorsunuz. Ama AVM sineması kafası daha farklı bir kafaya dönüşüyor. Çünkü oradaki zaten sistem senin filmini almıyor. Öyle bir derdi var yani. Senin filmini almadığı için de zaten sen ya Beyoğlu'nda gösterim yapabiliyorsun ya Atlas'ta. Zaten toplaya toplaya hepsi biliyorsunuz kese biçe bir şey kalmadı. Emek gitti, o gitti, bu gitti bilmem. 3-4 tane sinema kaldı. Emek sineması abi. Emek sineması. Emek sineması çocukluğumuzun sineması. Yani ben 18 yaşındaydım orada ilk film seyrettiğimde. İstanbul'da üniversite için gelmiştik. O sinemaya çok şey olmuştum yani. Hiç unutmuyorum, o West Side Story seyrettik orada. Sene 65. Tamam, ünlü West Side Story. Ve 3 defa falan gittim ben o filmi. O kadar hoşuma gitmişti ki. Ya doymadım, bir daha gittim. Doymadım. Ve West Side Story herhalde bir 6 ay falan oynadı zaten Emek Sineması'nda. Anlatabildim mi? Çok onu anamız oldu bu sinemada ya. Yani. Mesela bir Eşkıya filmi geldi Şener Şen'in. 6 ay oynadı. Sinemalar tıklım tıklımdı. Şener Şen'in filmi, Eşkıya filmi. Çok büyük iş yaptı. O zamanlar çok büyük iş yapıyordu. Hatta sinemasına tıklım tıklım filmleri iş yapıyordu. Çok sinemalar kapandı. Elhamra kapandı ya aşağıda yani.
Bu neden? Hep böyle dayanan gücü olmadığı için yani. İki kişi, üç kişi yine bu seyirci yine bu sinema dönmez. Tabii sinema seyircisi, öğrenci gelirse sinemada sinema olur. Öğrenci gelmiyorsa sinemalar çalışmaz. İyiye gitmiyoruz. Yani hiç iyiye gitmiyoruz. Yani bizden fark etmiyor. Hem hatta sinema hem biz. Yani bu şu durumda yani nereye kadar gideceğini biz bile bilmiyoruz yani. Bu kadar kötü. Sinema çok keyifli bir şey. Yani insanı bu kadar kendini net, rahat alan bulabileceği çok nadir sanat dallarından bence. İyi ki var sinema. Thank you.